Merhabalar, ben Güney Sentürk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Futbol Manager 2020'nin tamı tamına 6. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Şöyle kısaca özet geçmek gerekirse hemen bakalım. Şöyle Denizspor'u 3-0 mağlup etmiştik ilk maçımızdı. Sonrasında Malatya'yla 1-1 berabere kalmıştık. Abone olup bana destek verebilirsiniz. Sonlarda söyleyince genelde insanlar sonları izleyemiyor. Başlarda da söylemeye karar verdim. Bundan sonra abone ol bu sözünü. Lütfen abone olun. Bana destek verin. Sizden ricam. Şimdi başlayalım. Bakalım birkaç gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleri belli olacak. Ve ayın 31'inde Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Şimdi devam edelim. Önemli olan yerleri sizlere gösteriyor olacağım. Önemsiz olan yerleri geçeceğim. Daha çok maçlarla sizlerle birlikte olmak istiyorum. Fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Evet, Trabzon ikinci maçında yendi. 2-2 gidiyor. 1-0 Antep'i deplasmanda yenmiş. Devam ediyoruz. Haftanın takımında bizde Galatasaray'dan Muslera bulunuyor. Genelde baktığın zaman Ankara Gücü ağırlıklı bir takım olmuş. Beşiktaş'tan da Laiç bulunuyor. Transferin son günlerine doğru giriyoruz. O yüzden şöyle bir Emre Kılıncı almak istiyorum. 5 milyon liralık bir bütçemiz var. Bu bütçeyi kullanmak istiyorum. 2.4 demiş. 2.5 verelim. 2.8 istiyorlar. Biraz şöyle yumuşatalım. Hani bir 2.6 olsun. 2.7 tamam, kabul edelim. Fazla zorlamayalım. Emre Kılıncı alalım. Çünkü Türkiye'de ihtiyacımız var. Evet, kabul edildi. Şimdi daha çok kadro oyuncusu olarak düşünüyoruz. Hemen sonlandıralım. Mevcut sözleşmesinde 29 alıyormuş. Şöyle bir geliştirelim şunu. Böyle şöyle bir 50 alsın bizde haftalık. Şunu kaldıralım. Şartları önerelim. Onlar da bize bir önersin. 89 istedi. Şöyle o arttırmışız ya bir an. Evet, biraz düşürelim. Şöyle bir 70 verelim sana. Hadi 70, tamam. Temsilci komisyonu kalsın. İmza parası istemiyor. Önerelim. Evet, olmadı. Emre Kılınç vazgeçti bizden. Gelmiş. Şimdi Zarakko'yu almıştık biliyorsunuz. Şu an paramız olmadığı için ertelenecek. Ama Feghouli'yi satış listesine koymuştuk. Henüz Feghouli gitmiş durumda değil. Transferi ileriye bir tarihi ertelememiz gerekecek. Feghouli gittiğinde hemen Zarakko'yu almış olacağız. Şu an erteledik. Feghouli'nin gitmesini bekleyeceğiz. Evet, Feghouli gitti. Şu anda Feghouli gitti. Bizim mali durumumuzda 13 milyon euro paramız var. Evet, şu anda UEFA Şampiyonlar Ligi kurasındayız. Tek tek tüm takımları eşleştirmeyelim. Tek tek bakalım. Şöyle geçelim. Biz 4. torbada olacağız. Şunları geçelim. 4. torbaya kadar. Sonrasında istediğim grubu söyleyeceğim. Evet. Manchester City A grubu. Manchester City, Shakhtar, Kopenhag. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Benfica, Barcelona, Napoli, Lyon. Juventus, Tottenham, Valencia, Liverpool, Porto, Salzburg, Chelsea, Ajax, Bayer Leverkusen, Zenit, Real Madrid, Inter, Bayern Münih, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb. Yani şu grup gelmesin, H grup gelmesin. C grubu da gelmesin. Yani şu grup fena değil. E grubu gelebilir. C grubu da gelmesin. Abi hiçbiri gelmesin. A grubu daha yumuşak gibi duruyor. Şimdi A'ya gitmedik. Yani bu grup çok tehlikeli. Bu gruptan çıkamayız. Geldi bu grup. Evet, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Benfica, Galatasaray. Ya bu gruptan çıkmamız imkansız gibi bir şey. Yani üçüncü olarak çıkabilir miyiz? Yani Benfica da çok zorlu bir rakip.
Yapacak bir şey yok. Katlanacağız. Zor bir gruba düştük gerçekten. Abdülkadir Ömür'e tekrardan bir transfer teklifi yapmayı düşünüyorum. 13 milyon euroya kadar çıkabiliriz. Şimdi şunu önerelim. Ya 27 çok istiyorsun ya. Yani 13'e kadar verebiliyoruz. Gel işte 13 ver. Yok abi, mümkün değil ya. Mümkün değil ya. Evet, Zarakko'nun öne çekmeye karar verdim. Şu an Zarakko'yu Galatasaray'a transfer edeceğiz. Hemen diğerlerine de bakalım. Kabul edelim. Zarakko. UEFA Şampiyonlar Ligi kuralına ilk tepkiniz ne oldu? İstediğimiz doğrultusunda bir gruba düştük demiş. Gerçekten zorlu bir kura çektik. Yine elimizden geleni yapacağız demişiz. Cesur açıklamalarda bulunmayacağım ama gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız demişiz diyeceğiz. Galatasaray bu seneki şampiyonada yer alan tek Türk takım olacak. Takımınızın bu kupayı kazanarak Türk futbolunda üst sıralara taşıyabileceğinize inanıyor musunuz? Bu aralar daha çok kısa dönemli planlar yapmayı tercih ediyorum diyelim. UEFA Şampiyonlar Ligi kurasında Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Benfica ile aynı gruba düştüğünüz çoğu spor yorumcusu bu grubu Galatasaray'dan oldukça zorlu görüyor. Bu görüşe katılıyor musunuz? Katılıyorum. Zor bir kura ile karşı karşıyayız ve rakiplerimizden bir şeyler koparabilmek için çok iyi oynamalıyız diyorum. Paris Saint-Germain'in en güçlü rakip olduğunu görüşüne katılıyor musunuz? Onlar mükemmel bir takım. Çekebileceğimiz en zorlu kura eşleşmelerden biriydi diyelim ve Emre Kılınca tekrar bir teklif yapmaya karar verdim. Şartları önerdik. Evet, teklif yapalım ama gelmeyeceğini biliyorum ama bir kez daha denemek istiyorum açıkçası. Evet. Bu sefer yine yani hiç şey yapmayacağım. Oyuncuya ihtiyacım var. Evet. Yerine adam bulamadıkları için şey yapmışlar. Onu tekrar bir bakalım. Olmadı. Yerine futbolcu bulamadıkları için maalesef. Şimdi bir daha deneyelim. Evet. Bu sefer olacak gibi. Çok uğraşıyoruz. Olmuyor. Emre Kılınç transferi maalesef yapamadık, bitiremedik. Vitesse Arda Turan'ı bonservis ödeyerek transfer etmiş. Aslında Arda Turan'ı da istiyordum ama yapacak bir şey yok. Matias takıma kazandırabildiğim için çok mutluyum. Birbirimizin işimize karışmadığımız sürece işten memnun kaldığım sürece hiçbir sıkıntım yok dedim. Evet, Matias bu kulübü zafere taşıyabilir diyoruz. Matias'ı takımın ihtiyacı olduğu planları tek başına toplayabilir güvenim tam. Geçiyoruz. Tüm takıma moral verileceğinden eminim. Kadroyu güçlendirmek için paramız olduğu sürece harcamaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim Nurcan Hanım. Evet, Fenerbahçe karşısına bu 11 ile çıkacağız. Hemen çakıllı stoperi kesici olarak görev yaptıralım. Kalede Muslera, Saracchi, Marco Arruabindama, Mariano, Lemina, Seri, Onyekuru, Almada, Zarako ve Radamel Falcao. İlk 11 ile çıkacağız. Şu anlık devam edelim. Yani bunlara çok dokunmuyoruz. Zaten standart olan bir numarayı verelim. Matias Zarakko'ya bu maç öncesinde. Bugün sizlerden galibiyet bekliyorum. Asistan da konuşsun ve tünele gidelim. Derbi günündeyiz. Yerel rakibinizden neler elde etmeyi bekliyorsunuz? Bu tür maçlar harika bir atmosferde oynanır.
ve bu nedenle özel dikkat gerekir. Umarım bu atmosferden yararlanırız ve taraftarlarımızı evine mutlu göndeririz. Maçın heyecanından soğukkanlı oyuncularının sakinliği koruması ne kadar önemli. Bu konuda hakkında konuşmamayı tercih ediyorum diyorum ve maça açık başlıyoruz. İleri çıkın diyelim. Bravo Mustera. Çıkıp tehlikeli geliyorlar. Geri Rodriguez'in üstünde Mustera. Evet şimdi bizde haydi oğlum iyi orta. At sağa. At sağa şimdi orta. Bravo. Mükemmel bir gol. Çok iyi bir gol. Bakalım. Lemina Mariano'ya atıyor. Mariano ortaya yapıyor. Defansa Serdar kontrol. Almada seri girişine ve mükemmel bir gol. Harika. Harika, harika. Evet, ikinci gol mü? İkinci, hadi be. Aman. 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 Yedik zannettim ya. Çok tehlikeli geldiler. Evet. Gol olur mu? Gol olur mu ve gol. Marcao. 2-0'a yakaladık. Daha iyi dakika 20. Lewandowski'nin kafayla indirmesi üzerine Marcao'nun golü. Koştu futboldan temkinliye çekelim. Direktiflerde de rahat oynayın diyelim. Ve çok iyi oynuyoruz. İyi şutlar atıyoruz. Beklediğimden çok iyi oynuyoruz. Aman penaltı yapma şimdi. Vara mı gidecek? Vallahi aldı. Aldı vardan. Penaltıyı aldı. Hay Allah'ım ya. Hadi Mustera. Haydi oğlum. Aslanım Mustera. Normalde penaltı kurtaramaz ama burada kurtardı. Bravo gençler. Evet şimdi temkinliden pozitif futbolu çekelim. Ve yine son 5 dakika ileri çıkın diyelim bakalım. Evet Thierry Rodriguez. Bravo Mustera. Yani Mustera bizim için 1 puan ya. Tabi Almada tam istediğim performansa değil, daha genç gelişecek ama ona sabır göstermemiz gerekiyor. Aynısı. Evet yine atak diyoruz.
Oo, iyi geldiler yine. Evet, ilk yarıda 7 şut atmışız. 4'ü kaleyi bulmuş. Rakibimiz Fenerbahçe 14 şut atmış. 6'sı kaleyi bulmuş. %54'e 46. Rakibimiz de toplu oynamada bizden üstün. Rakip sahada topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşamışız. Evet, bu çok bariz belliydi. Tehlikeli bölgede rakibe neredeyse hiç faul yapılmadı. Ceza sahası birkaç kez topla buluşuldu. Serdar Aziz takımındaki diğer futbolculara göre en fazla top kazanan oyuncu oldu. Deniz Türüç birçok tehlikeli atağın içinde yer aldı. Diğerini geçelim. Evet, takım konuşmasında hırslı bir şekilde maçın gidişatından memnunum. Böyle devam edin diyoruz. Savunma çok iyiydi, hırslı. Savunmadaki hatasız oyunumuzdan gayet memnun kaldım. Hadi penaltı oldu ama yine de bunu diyelim ki motive etmiş olalım. Orta saha oyun kurma çabanızdan çok memnun oldum. Hırslı bir şekilde hücum hattında çabalarından dolayı mutlu oldum diyorum ve ikinci yarıya başlıyoruz. Direktiflerle yine 60 dakikada bir tane daha gol bulmak istiyorum. Sonrasında oyuncu değişikliklerine bakacağız. Bu maç her an geri de dönebilir. Böyle şeyleri çok yaşadık. Muriç'i tutmamız gerektiği söylendi. Ona şimdi önlem alacağız. Hemen. Birarla golü buluyorlar. Bu kötü oldu. Bakalım Palette. Hey yavrum hey, Saracchi neredesin? Saracchi neredesin? Evet, şimdi sıkı markaj yapıyoruz Vedat Muriç'e. Pres şiddeti her zaman diyoruz. Topa hamle. Sert diyoruz zaten. Sertle seçili ayağını kullanmaya zorla. Zayıf ayak diyoruz ve değişiklikleri onaylıyoruz. Devam edeceğiz şimdi. Ah be Falcao. Gözünü yediğim. Hadi seri. Olmadı. Hadi Zarakko. Çıkarma. Bas önde oğlum. Bas önde. Eyvah. Oh. Çık şimdi. Çık 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 çık. Ya kısa paslarla oynamalıyız. Eyvah eyvah. Evet, şimdi bir taktik değiştirelim bakalım. Şimdi Selçuk İnan'la oynamayı düşünmüyorum. Taylan'ı almayı düşünebilirim. Taylan'ı alıp orta sahayı daha çok güçlendirmek çok daha mantıklı. Almada'yı çıkartıp. Temkinli oynayacağız.
Hadi be. Onyekuru'dan istediğim performansı bir türlü alamadım. Çok çabuk çıktılar ya. Bravo. Aman. Hadi Onyekuru ya. Hadi ya. Çok iyi. Şimdi bir orta. Evet, yine fena oynamadığımız dakikalardayız ama finalleri yapamıyoruz. Yani şut atamıyoruz. Bravo, çok iyi, çok iyi. Andoni'yi alalım. Radamel Falcao'nun yerine. Falcao bugün çok başarılı olduğu söylenemez. Yukarıda da bugünü bulmuşlar şu an elektrik süpürgesiyle. Süpürüyorlar. Umarım size fazla gelmiyoruz. Evet. Vur kafayı ve gol. Luyin Dama. Maçın yıldızı olacak galiba. Çünkü bir gol attı. Bir de gol attırdı. Ya bu maçı aldık gibi bir şey. Artık bu saatten sonra dönmez diye tahmin ediyorum. Aman. Zaman geçirme yapalım. İleri şişirme yapalım. Evet. Evet, Onyekuru. Bravo. Eyvah, eyvah, eyvah. Son dakikada yine yedik golü. Rodriguez araya iyi kaçan Cruze'yi görüyor ve Yundamo doğru çok kötü kaçırıyor. Karşı karşıya golü yapıyorlar. Şöyle yapalım. Hiç sevmediğim bir şey yapacağım. Lemia'yı alacağım. Hoca bitir, hoca bitir. Aman hocam, kırmızı penaltı falan zannettim. Evet, maçı 3-2 aldık. Yani fena oynamadık. Baktığımız zaman hemen hemen her şeyde eşit gibi duruyoruz. 23 şut atmış Fenerbahçe, biz 20 atmışız. 8'i bulmuş, 12'si. Onların bulmuş ama çok faullü oynayan taraf Fenerbahçe olmuş. Sarı kartta 1. Bakın 23 faule 1 sarı kart. Yani enteresan. Toplu oynamayı da 152'ye 48. Evet. Devam edelim. Fenerbahçe'yi de yendik. Şu an maç fazlasıyla da olsa lideriz. Evet, maçtan sonra şöyle bir şey. Evet, maçtan sonra Galatasaray Spor Toto Süper Lig zirvesine oturdu demiş. 3-2 kazandık maçı Fenerbahçe'ye karşı. Ersun Yanal'ın derbi mağlubiyeti yüzünden canı sıkkın demiş. Kendim perişan olmuş hissediyorum demiş. Oh, iyi olmuş. Zarakko Galatasaray forması ilk maçına çıktı demiş. İyi de oynadı. Açıkçası beğendim. Evet, basın toplantısına katılalım. Hemen buradan bunları işaretleyelim.
Devam edelim. Maçın yıldızı Seri oldu. Bravo. Bravo Seri o zaman. Bir asist bir golle. Bravo. Yani Sekitika'yı acaba kiralamaya gönderebilir miyiz? Onaylayalım. Kiralamaya uygun bir şekilde Sekitika'yı gönderelim. Martinelli'yi alacağız. Yani bir oyuncu alabilirsek son dakikalarda. Yönetim genel olarak benden memnunmuş. Ben de onlardan memnunum. Devam ediyoruz. Şöyle bir Sosa'yı transfer etmeye çalışayım ya. Ama aylık olarak çok yüksek ve 14 tane oyuncu kaydedildi. En kötü Linense'i atacağız kenara. Fatih Terim'in yaptığı gibi. 3 milyon. Bize ne kadar para var? 4 milyon var. Yani oyuncuya ihtiyaç var yani orada. Evet. Yani Sosa'nın gelmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Sosa gelsin, normal şartlarda genç alıyoruz ama iki tane genç aldık zaten. Yani Sosa'nın gelmesinde çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Sosa gelsin ve oynasın yani bizde. Çünkü o bölgede ihtiyacımız var. Almada sakatlandığı zaman kim oynatacağız orada? Formasyon Yıldız. Ne yapalım onu, kalsın o. Almada'yı oynatacağız zaten. 600 bin istiyor bizden. Yavaş iste canımız. 328 verelim. 215 verelim. Aa, 215'i nasıl kabul etmez? 100 bin verelim. Şartlarını öner diyelim. 500. Yani şartları şöyle zorlayacağım senin için. Bunun üstünde veremem canım. İstiyorum seni, tamam. Dur. 15 gol at. 800 bin euro vereyim. Hani imza parası verebilir miyim? Verebilirim galiba. Şunu vereyim sana. Ya ama canım, 441. İmza parasında şey yapamıyoruz. Lig şampiyonluk primi bu kadar vereyim. Bunu tamam, bunu kabul etti. Çok sıkı bir pazarlıkla kabul etti ama çok ciddi para verdik. Hemen Sosa'yı da alalım. Kadromuza kaydedelim. Büyük ihtimal tabii düşündüğüm, az önce düşündüğüm gibi şunu var yapalım. Ve Linense'i dışarıda bırakalım. Ciddi para harcamışız. Yani 24.5 milyon euro. Şampiyonlar Ligi kadromuzu da şu an belirledik. En mantıklı seçimleri doğru yaptık ve devam edelim. Şimdi çok önemli bir şey olmadığı sürece sizlere ana ekranı, yani mesaj ekranını göstermeyip direkt maçlarla devam etmek istiyorum. Evet, burada Mustafa Kapı'nın gelişmesini görebiliyoruz. Ekstra antrenman koyalım buna. Güçlü olsun. Güç yapalım, çabuk güçlensin. Evet, kadromuzu bu şekilde şekillendireceğiz. Sosa'yı şu an kadroya almadım. Daha sonrasında alacağız. Onu rotasyon için alacağız. Bakalım. Muslera, Saracchi, Marco, Luindama, Mariano, Seri, Lemina, Zarakko, Almada, Onyekuru ve Radamel Falcao ilk 11 ile çıkıyoruz. Andone olduğu için o Sosa'yı maalesef yedeğe de alamıyoruz. Orada kalmış olacak. Çünkü orta sahada alternatifimiz şu kadroya baktığımız zaman var. Ancak forvet kısmında olmadığı için mecburen Andone'yi orada tutmak zorundayız. Kasımpaşa ile oynayacağız. Bakalım. Bizi bu maçta neler bekliyor? Evet, bakalım bu maçı nasıl bitireceğiz.
Henüz bir tehlikeli atak göremedik. Hücum ağırlıklıya çekelim. İleri çıkın diyelim. Mario Lemina sarı kart gördü. Dakika 17. 19. dakika henüz bir atak yok. 23. dakika henüz yok. Saracchi darbe almış. Çıkmak istediğini söylemiş. Saracchi'yi değiştireceğiz. Evet, bu arada tehlikeli bir atak. Bakalım Saracchi'nin yerine kimi oynatabileceğiz orada. Evet, sol açığımızda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani Şener Özbayraklı'yı alacağız. Mariano biraz daha iyi oynayabiliyor mu? Mariano orada biraz daha iyi. En azından Mariano'ya savunma yaptıralım. Saracchi'nin yerine. Saracchi'nin sakatlanması bizim için kötü oldu. Başakşehir Trabzon karşılaşması, Trabzonspor 1-0 öne geçti. İkinci sıraya geriledik. Yani daha henüz böyle organize bir atak geliştiremedik. Yani bir de şöyle bir şey var. Onyekuru'dan İstediğimiz performansı henüz alamadık. Agresif diyelim, şu an hiç iyi değil diyelim. Devam edelim. Hücum ağırlıklı oynayacağız hala. Yani bir türlü istediğimiz hücumu gerçekleştiremedik. Bir korner daha kullanacağız. Oo, iyi bir şuttu. Bravo. Şimdi çık. Yavrum nereye? Hadi Zarakko'ya. Teguli'yi gönderdik. Seni aldık ama. Aman 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 aman. Zarakko sakatlandı. Yani var ya, bizim başımıza çok kötü şeyler geliyor. Mustafa kapıyı alacağım ya. Mustafa kapıyı alacağım. Evet, bir risk daha. Kanat forvet mi? Ofensif oyuncu kurucu, ofensiften. Evet, devam edelim. Mustafa kapı. Ya üstelik Almada da sakatlandı. Ya var ya, böyle bir şey yok ya. Ya bir maçta bizim başımıza daha neler gelebilir ya? Ki üstelik bir sonraki maçta Benfica. Yok böyle bir şey ya. Hayır, böyle bir şey olamaz ya. Bunu çıkartalım. Yani en iyisi Taylan olacak. Böyle yapacağız. (Gülüyor)
Yürekli oynayalım diyelim. Hadi ya. Yani istediğimiz planı bir türlü uygulayamadık yani bu maçta. Yapacak bir şey yok. Son dakikada yiyebiliriz. Yapacak bir şey yok gerçekten çünkü sakatlıklar peşimizi bırakmadı bu maçta. Aşırı hücum diyeceğim. Yani ya bu maçı almak istiyorum ama biraz zor artık bu saatten sonra. Bu saatten sonra zor. Evet, maç 0-0 bitti. 15 şut atmışız, 6'sı kaleyi bulmuş. %49-51 ama sakatlık, 3 tane sakatlıktan dolayı oyuncuyu değiştirdik ve açıkçası bu bizim için çok kötü oldu. Agresif diyelim. Çünkü istediğimiz performansı maalesef alamadık. Evet, 0-0 biten bir maçın ardından şimdi mesajlara bakacağız. Şurası beni çok ilgilendiriyor. Yavaş yavaş. Evet. Kaç? Ne kadar? Kaç? Kaç maç? Zarakko'nun sakatlığı ciddi. 2 veya 4 hafta ayak bileğin bağlarında gerilme. Thiago Almada ise oynayabilecek. Onda sorun yok. 3 gün, 1-3 gün. Yani Benfica maçına yetişir büyük ihtimal. Radamel Falcao aktif hale getirmiş. Niye? Neden? Ne geldi? Ligde forma sayı 5 olan Trent Partey'den ayrılırken imzaladığı sözleşme etkin hale getirmesinde bir lig maçı kaldı. Aktif edilse Galatasaray Trent Partey'e 500 bin ödemek zorunda kalacak demiş. Allah Allah. Evet. Basın toplantısına katılalım. Evet. Şimdi bu videomuz, yayınımız bu şekilde son bulsun. 2 maç yaptık. Normalde 3 maç yapacağız. Transfer sezonunu bitirdik. Fenerbahçe maçımızı oynadık. Kasımpaşa maçımızı oynadık. Bir sonraki maçta Benfica, sonrasında Antep, Gaziantep ve Antalyaspor maçı üçleyeceğiz. Bundan sonra tüm maçlar, tüm videolar üçlü maç olarak gelecek. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçımızı bir sonraki maça, bir sonraki videoya bırakıyoruz. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.